Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlüğü xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuş. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Xitay Avstraliyadan öç elişini davamlaşdırdı. Amerika Avazının 28 dekabrdaki xəbərdə bildirilishçə, Xitay Avstraliyanın kömür sodasından öç elib 80-dən artıq kömür paraxoti portu toxtab qalğan, 1000-dən artıq xadim dənizdə qapsılıb qalğan. Xəbərdə qeyd qılınışça, bu il Avstraliya-Xitay münasibəti ciddiləşkən. Xitay Avstraliyadan davamlıq öç alğan bulub, kömür importi Xitayının yeni bir mühim nöqtəsi bulub, Avstraliyanın Xitayğa qılğan eksportunun şiddet bilen tövelleşini keltürüp çıkargan. Avustralya'nın 80'e yakın yük paraxoti ve 1000'den artık paraxot hadimi Xitay portuda kapsılıp kalgan. Bildirilişçe Xitay dünyadaki en köp kömür istimalçısı bulup 2019 yılı koks kömür importunun 40%'den köpüreki sıklık kömür importunun tahminen 57% Avustralya'dan import kılıngan. Statistikaga asaslanganda Avustraliya ötken yili Xitayga 10 milyard 400 milyon Amerika dolları qimmetide kömür eksport kılgan. Xitay 2020 yılının aldınqı 3 peslide 240 milyon tonnığa yakın kömür import kılgan. Bu 2019 yıldaki umumi import köleminin tahminen 80%'ige baravar iken. Ma'lum bo'lishicha Avustraliya xalqaro jamiyatni bu yil mayda virusning kelish manbasi haqida mustaqil tekshirishga chaqirgan lekin Xitay Avustraliyadan öç elişki başlayan. Çeklengen tavarlar kömür, tümür rodisi, arpa, deniz mahsulatları, şeker, paxta, yun, yağaç, kıskıçpaka, göç, sayahat, maarif qatarlıqlarını öz içine alğan. Xitay Avustraliyadan öç alımın dep yakında Zhejiang, Jiangxi, Hunan, Guangdong ölkisi, Beijing ve Şanghay'da mı tok toxtap qalğan. Hindistan Xitayga qarşı Vietnam bilan hamkorlashdi. Hong Kong xabarları to'g'rining 27 dekabrdagi xabarda bildirilishicha Hindistan Vietnamga darajadan tashqari boshqarilgan bomba setib bermoqchi bo'lgan. Xabarda bildirilishicha Xitay Hindiston chegarasidagi to'qunish hal qilinmagachqa Hindiston Vietnamga Brahmos nomliq ovozdan tiz xosiyatlik boshqarilgan bombasini setib berish orqali Xitayning asoslik shaharlarini nishonlab, Xitayning diqqatini Himalaya tig'iga yotkab, Xitay dengiz armiyasining janubiy dengizdagi kuchini ojizlashtirishni planlagan. Bildirilishicha, Hindiston bosh ministri Narendra Modi bilan Vietnam bosh ministri Nguyen Xuan Phuchening 21 dekabr o'tkazilgan silliq uchrashuvida Xitayning Hindiy tinch okean rayonidagi tajovuzchilik harakatining ko'payganligi bayon qilingan. Hamda ikki taraf birlikda tirishib, Hindiy tinch okean rayonining tinchligini saqlashga kelishgan. Vietnam, Hindonoziya, Tayland, Singapur ve Filippin qatarlıq devletlerinin hammesi Xitayın kengayim içindekigi taqabil turish üçün su asti paraxoti kürəşçi ayırıplan yaki quruqluqda qoyup berildiğin başqurulduğun bomba haqqıda izlenmekte. Məlum buluşca, Brahmos namlıq başqurulduğun bombini Hindistan bilan Rusya birlikte tatqiq qilib yasab çıqqan bolup, bu başqurulduğun bombağa 300 kilometrlik yadro oq beşini səpləşke boludikən. Şundaqlı sürəti avaz sürətinin 3 həssigi tənkilidikən. Mezkur bomba Xitay aviyamatkisini öz içine alğan deniz armiyası nişanlarına əcəllik təhdid etken. Xitay bilen Türkiye otursuda imzalanğan ötküzüp beriş kilişiminin kün tertibki kilişi Uyğurlarını sarasimiga salmaqda. 27 dekabr Avropa xəbərləri toğrudu bildirilişçe Xitay Xalq Qurultayı Daimi Komiteti 2017 yılı Xitay bilen Türkiye otursuda imzalanğan Ama Türkiye parlamenti tarafından tek tasdiqlanmagan cinayetçilerini qaytarış kelişimini Xitay qurultayı belet taşlaş arqalıq maqullığanlıqını ilan qıldı. Xabarda Xitayning bu kelişimge asasen Türkiye'de panahlangan ve terrorluq cinayeti bar deb qara çaplagan Uyğurlarını Türkiye'den qaytarıp elişin tiziltişini planlaganlıqı bildirildi. Bunun bilen bile iki tarafli kelişimnin teksti nurgun ret qilish maddelerini öz içige alıdı. Meselen, Çigradın qoğulab çıkırış iltiması əvətligən dövlətdə siyasi cinayet sadır qılgan dəb qaralsa, o kişimi tələb qılıngan dövlətnin puxurası bolsa, ya ki panahlanış hüququdun bəhrimən bolsa,
Xitoyning chegaradan qo'g'lab chiqarish talabi rad qilinishi mumkin. Bu haqda Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatulla Og'izxon apandi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi bayonotchisi Dilshod Reshid apandi ayrim-ayrim bayonot e'lon qildi va buning oldini olish uchun harakat boshlaganligini bildirishdi. Turkiya Xitoy orasidagi jinoyatchilarni almashtirish kelishimnomasi haqida Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining bayonoti. 2017 yili Xitoyda o'tkazilgan bir belbog' bir yo'l xalqaro hamkorlik yig'inida Turkiya hukumatı bilan Xitoy rejimi orasida imzolangan Turkiya Xitoy orasida jinoyatchilarni almashtirish kelishimnomasi 2019 yili Turkiya Millat Majlisiga sunilgan edi. Bu kelishimnoma bugungacha bir qancha qatim mediada va oxirgi qatim Xitoy majlisida kun tartibga kelgan va qabul qilingan bo'lsa-mu, Turkiya Buyuk Millat Majlisida kun tartibga kelmadi va texicha tasdiqlanmadi. Turkiya Cumhuriyeti asosiy qonundagi jinoyatchilarning qaytarilishi haqidagi qonunlar bu turdagi kelishimnomalarning tahdididan Turkiya tuprog'idagi Sharq Turkistonliklarning omonligini kafolatga ega qildigan bo'lsa-mu, bu kelishimnomaning majlisga sunilishi va oxirgi bosqichda bo'lishi Turkiyadagi Sharq Turkiston xalqining va tashkilotlarining omonligiga va Turkiyadagi Sharq Turkiston da'vosining kelajagiga tahdid hisoblanadigan bir ahvoldir. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi bu masalaga sal qarashqa bo'lmaydigan milliy krizislar qatorida qarab, qonun, diplomatiya, siyosat va boshqa har turli yo'llar bilan bu kelishimnomaning tasdiqlanmasligi va imkon bo'lsa rad qilinishi uchun harakat qilishni tashkilot kun tartibida jiddiy ijro qilyapti. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va dunyoning boshqa joylaridagi xalqaro tashkilotlar bilan bu vaqtda elinishi kerak bo'lgan qadamlar haqida maslahat qilinib, planlar tuzilyapti. Bu jarayonda o'tgan haftadan boshlab bu kelishimnomaning tasdiq va ijroatlariga munosabatlik Turkiya Jumhuriyatining bir qancha ministerlik, majlis komitetlari va shaxslar bilan ko'rishish talab qilindi va kelishimnoma keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan ahvollar haqida dokumentlar tayyorlandi. Amdagi qadamda diplomatik ziyoratlar bilan bu masaladagi andisha va talablarimizni kun tartibiga olib kelamiz. Turkiya Jumhuriyati xalqaro inson huquqlari kelishimnomasi va Yevropa inson huquqlari kelishimnomasiga imzo qo'ygan xalqaro sahnada mustaqil o'rnini tiklayotgan Sharq Turkiston bilan milliy bog'lanishi bo'lgan va bu kelishimnomaning nimadan darak beradiganligini obdan tushundigan bir demokratik qonun davlati bo'lganligi uchun bu turdagi kelishimnomalarning imzolanib ijro qilinishi hukumat va xalq tarafidan rad qilindi deb qaraymiz va umid qilamiz. Xalqimizning bizni qo'llashini va umidvor bo'lishini so'raymiz. Sharq Turkiston milliy mustaqillik yo'limizdagi har bir to'salg'u va davolg'ochlarni hamkorlik ruhi, kuchlik iroda va farosat bilan birga yengishga tilakdoshmiz. Hurmat bilan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi. Sharq Turkistonda kiyimi chat yasash zavodi qurildi. Ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sillar tajovuzchi Xitoyning Sharq Turkistonning Xotan shahri Gumun ahisiga kiyimi chat yasash zavodi qurganligini isbotlab berdi. Yaqinqi yillarda jazo lagerlari siyosatini kuchaytirib, millionlagan Uyg'urni jazo lagerga qamab olgan tajovuzchi Xitoy jazo lagerga qamalgan Uyg'ur ayollarining chochlarini kesib olib, shu chochlar orqali iqtisodiy kirim yaratmoqda. Uyg'ur ayollarining uzun chochlari amdilikda bo'lsa, Xitoyning kirim qilish mahsulotiga aylanib qolmoqda. Bundan burun bu vaqtda chiqqan xabarlar va jazo lagerlari shohidlarining guvohliklari Uyg'ur ayollarining haqiqatan bu tür xo'rlikka qolganligini aniqlab bergan edi. Pokistonning Balochiston o'lkasida bomba hujumi yuz berdi. Sina xabarlari to'g'rining 27 dekabrdagi xabarida bildirilishicha, Pokistonning Balochiston o'lkasiga qarashliq Panjgur rayonida mototsikletlik bomba hujumi yuz bergan. Xabarda qayd qilinishicha, hujum voqeasi ikki maktab o'tirsida o'tkazilgan futbol musobaqasi tantarbiya maydoni atrofida yuz bergan bo'lib, bomba musobaqaga kelganlar musobaqadan qaytayotgan bir paytda portlagan. Soqchi taraf bayonotida oshkorlashicha, hujumda 2 odam o'lib, 8 odam yaralangan. Portlashning javobgarligini texchi hech kishi ustiga olmagan. Soqchi tarafning tekshirishi davomlashmoqda ekan. Kuzatuvchilarning bildirishicha Balochiston Xitoyning bir belbog' bir yo'l savdo planidagi muhim rayonlarning biri bo'lib, xalqi Xitoyning yo'l yasab tabiiy muhitni buzish qilmishiga qarshi harakat qilib kelgan. Mazkur hujumni Xitoyga qarshi qurolliq guruhlarning qilgan bo'lishi mumkin ekan. Wuhandagi yuqumni xabar qilgan Xitoy jurnalisti qamoq jazosiga uchrashdan saqlanolmadi.
Xitoyning Xubey o'lkasiga qarashliq Wuhan shahrida o'tirg'a chiqqan Xitoy virusi yuqumini xabar qilgan Xitoy jurnalist 4 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Janubiy Xitoy atiganlik gazetining xabariga asoslanganda Shanghaydagi bir sud mahkamasi 37 yoshlik jurnalist Jiang Channi jamiyatni malomon qilish va qudratquluq qilish jinoyati bilan ayiblab jazoga tortgan. Jiangning advokati Jiang Keke e'lon qilgan bayonotida jurnalistning Wuhandagi Xitoy virusi yuqumi to'g'risida qilgan xabari sababidanla 4 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligini bildirdi. Advokat Jiang o'tgan may oyida qo'lga olingan jurnalistning bir necha oydan beri ochliq e'lon qilganligini bildirib, salomatligi nacharlashgan Jiangning chaqliq o'rindiq bilan sudga qatnashganligini aytdi. 37 yoshlik Jiang fevralning 5-ida Wuhanga borgan va Xitoy virusi yuqumi to'g'risida naq maydon tarqitish berib, doiralarning virusga qarshi turish usulini tanqid qildigan maqola yozganligi sababidan may oyida qo'lga olingan edi. Shanghayda turishliq Jiang Wuhanga borganda o'zi shohid bo'lgan ishlarni Twitter, YouTube va boshqa ijtimoiy aloqa sublarida naq maydondan bevosita tarqatgan edi. Xitoyning 2019 yili 12 oyida Wuhan shahrida paydo bo'lgan va qisqa vaqt ichida 200dan ortiq davlat va rayonga tarqalgan Xitoy virusi yuqumi haqida internet va ijtimoiy tarqatuvlarni qattiq kontrol qilish va yo'l qo'ygan izqoqlab razvedka qilish qilmishi Xitoyning yuqum to'g'risidagi xabarlarni yashirganligi to'g'risidagi ayiblashlarga yo'l ochgan edi. Istanbulda 4 Xitoy tutqun qilish jinoyati bilan qo'lga olindi. 25 dekabr Turkiya Milliy gazeti to'g'risida bergan xabarda bildirilishicha, Turkiya bilan Xitoy orasida maska va to'qimachilik tijorati bilan shug'ullanadigan bir Xitoy boshqa 4 Xitoy tarafidan Turkiyadagi sheriklarini aldab tortib olish bahonasi bilan ko'p kunduzda tutqun qilingan. Bexatarlik kamerasiga tushib qolgan ko'rinishlar orqali soqchilarning tutqun qilingan Xitoy Xeyveni qutqizib olganligi bildirildi. Vaqa 25 dekabr tushda Istanbul Şişli Majidiya köy o'rtoqlar ko'chasida yuz bergan. Turkiya bilan Xitoy orasida to'qimachilik ishlari bilan shug'ullanayotgan Xeyve Xitoy virusi o'tirg'a chiqqandan keyin maska tijorati qilishga boshlagan. Turkiyadan olgan maskalarni Xitoyga apirib sotgan. Xeyve shu kuni tushdan keyin soat 1:30 da maska elib setayotgan shirkatga berib, yana maska buyurtgandan keyin qaytish uchun shirkat eshigidan chiqishga tamshalganda boshqa 3 Xitoy tarafidan majburiy holda tutqun qilinib, shirkat oldiga to'xtatilgan minibusga besib elib ketilgan. Vaqa yuz bergandan keyin Xeyve bilan savdolashgan shirkat mas'ullari va vaqa yuz bergan joydagi do'kondorlarning saqchiga ma'lum qilishi bilan Shishli rayonlik JX idorasi harakatga o'tib, nomor taxtasi orqali izqoqlash tizimisi bilan Xeyvening o'rnini tepib chiqib, uni qutuldirgan va uni tutqun qilgan 4 Xitoyni qo'lga olgan. Xeyveni tutqun qilgan 4 Xitoy saqchiga uning xaridorini tortib olganligi va bu sababdan uni tutqun qilganligini aytgan. Saqchilar ahvolni Xitoy konsulxonasiga yetkazgan bo'lib, navbatda bu vaqtga tekshirish davomlashmoqda. Xitoydan Turkiyaga keladigan vaksina kechiktirildi. Xitoy doiralari Beijing tamojnisi ko'rilgan Xitoy virusi bilan yuqumlanish delosi sababidan tamojna faoliyatlarining vaqtliq to'xtatilganligini e'lon qildi. Turkiya Jumhuriyati Sahiya ministri Fahrettin Koca e'lon qilgan bayonotida Xitoyning Beijing tamojnisi ko'rilgan Xitoy virusi yuqumlanish delosi sababidan tamojna faoliyatlarining vaqtliq to'xtatilganligini, shuni vaksinalarning Xitoydan Turkiyaga kelishining kechiktirilganligini bildirdi. Yana bir tarafdan Turkiyada bugun Xitoy virusi sababidan 254 kishi qazo qildi. Shuning bilan Turkiyada yuqum boshlangandan buyon hayotidan ayrilganlarning soni 19878 ga yetdi. Yaqinqi 24 soat ichida 172113 kishi tekshirilgan bo'lib, bulardan 14205 kishining Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi aniqlandi. Navbatda 2806 kishi doktorxonada davolanmoqda. Saqayib doktorxonadan chiqqan 21196 kishini qo'shganda saqayganlarning umumiy soni 2,015,030 ga yetdi. Sahiya ministeri yana Turkiyada Xitoy virusining Angliyada ko'rilgandek gen o'zgarishiga uchramaganligini bildirdi. Minister Koca BioNTech vaksinasi to'g'risida kelishim hosil qilinganligini bildirdi. Turkiya Jumhuriyati Sahiya ministeri Fahrettin Koca Turkiya bilan BioNTech shirkati o'tirsidagi vaksina bilan ta'minlash kelishimining tunugun sahar soat 4:30 da imzolanganligini uqtirdi. Minister Fahrettin Koca bu vaqtda bayonot berib, professor doktor Ug'ur Shahin ustozimiz tomonidan e'lon qilingandek,
bu yıl Türkiye'ye ajratılan vaksini miktarı 550 bin kuta. Bunların muş yılının ahire ya ki yanvar ayının 5'i kilişi kütülmekte. Bunun bilen birge Mart ayının ahire geçe 4.5 milyon kutu vaksina devletimizge tapşırıldı. Kilişimge asasen Türkiye'ye hazırkı ölçen boyunca 30 milyon kutuya yakın vaksini temellendi diğerlerine kayıt kıldı. Minister koca kiçikip gitti sebebinin işlep çıkarıcının vaksinin işlep çıkırılışı baskıcıda otturgu çıkış ihtimali bulan meselelerinin mesuliyetini kubul kılışını halı maslıkını arka görünüş kıldığallıkını eskertip, işlep çıkarıcılarının bu cahettiki mesuliyetinin toktamının maliye kölümü belirli çekilinişi doğrusu da birdeklik hasılı kılındı. Bu vaksinini emleştin ilgiri puralarımızga her hıl ihtimallıkları çüşendirildi ve onlarının makullıkı elinde otedi. Bu kilişimnin tüzülüşü ve tosalgularını yenişte Profesör Doktor Uğur Şahin'nin zor tirişçallık körsetkenlikini tekitleyen Minister Koca, Türkiye'ye alahide ehmiyet belgelliki unutulmaydı. Halkımızga vakaleten onunla yeni bir katım rahmet eğitimen dedi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ayetki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp programı ahırda, ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eğitimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.